Gezi planı programında bu hafta Şanlıurfa Harran ilçesindeyiz. Yanımızda Harran Ören Yeri Kazı Başkanı ve Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mehmet Önal var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Harran hakkında bize nasıl bir bilgiler vermek istersiniz? Efendim, Harran antik kenti, ticaretin, inancın ve bilimin merkezi antik dönemde. Dolayısıyla iki kez başkent olmuş bir kent. Bölgenin en büyük kenti Harran antik kenti. Günümüzde de zaten o geçmişteki o muhteşemliği anıtsal yapılarla görülüyor. Bunlar neler? Hemen şu ilerimizde üç katlı devasa yüzlerce salonu, odası olan kale sarayı, yine Cennet ve Cuma Cami diye adlandırılan Türkiye'mizin en büyük anıtsal camisi ve 127 adet konik kubbeli evlerden şu an günümüze ulaşan sayı oluşan Harran evleri günümüzde ziyaretçilerin görebileceği kalıntılar. Ama hala kent 1200 metre çapında ve Moğollar tarafından 1272'de yakılıp yıkılmış. Kazı yaptığımız yerlerde hamamlar, medreseler, çarşılar olduğu gibi tamamı ortaya çıkıyor. Yani potansiyel olarak da oldukça zengin bir kent Harran kenti. Peki yapıların dini konu hakkında önemi nedir? Yani Harran'ın inancını öne alırsak, Kuzey Mezopotamya'da Ay Tanrısı Sint Tapınağı Harran'da kuruluyor, inşa ediliyor. Ehulhul Neşe Tapınağı da deniyor. Dolayısıyla Mezopotamya Panteonu, yani Ay Tanrısı Sint, oğlu Güneş Tanrısı Şamaş, kızı İştar, Harran'da onların ikamet ettiğini, yaşadıklarına inanıldığı için Harran paganların kutsal bir kenti oluyor. Kuzey Mezopotamya'nın önemli bir kenti ve yine kutsal kitapların bahsettiği Hazreti İbrahim'in uzun yıllar Harran'da yaşadığını yazması burayı hem paganizmin hem de tek tanrı inancın merkezi durumuna getiriyor. Harran'ı inanç yönünden oldukça önemli bir konuma geliyor. Diğeri bilim Harran, yani dünyadan aya, güneşe olan uzaklıkların hesap edildiği Harran'da Battani var. Yine çeviriler ve yüzlerce el yazması kitabı olan Sabit bin Kurra, Tabip Yunus tıp alanında. Dolayısıyla 400'den fazla bilim insanının Harranlı olarak tespit edilmiş ki Harran'da oluşan bu bilim Bağdat ve daha sonra Kuzey Afrika, oradan da Endülüs'e kadar uzanmış. Yani Harranlı bilim insanları ve yapılan Grekçeden çevrilen el yazmaları ve yine onun üzerine yazılan astronomi kitapları, tıp kitapları ta Endülüs'e kadar ulaşmış Harran'da. Ve Harran dolayısıyla bilimin de merkezi durumunda 5 tane medresesinden bahsediliyor Harran'ın ve 400'den fazla da bilim insanı tespit edilmiş Harranlı olarak. Şimdi Harran Ulu Camii önünde hocamızla beraberiz. Hocam, bu tarihi yapı hakkında bize neler söylemek istersiniz? Efendim, Harran Ulu Camii Cennet ve Cuma Camii diye de antik dönemde de adlandırılıyor. Ve üç tane eni ön plana çıkıyor bu caminin. Birisi Türkiye'mizin en büyük anıtsal camisi.
Neden en büyük? Çünkü başkentlik camisi bu cami. Neden başkentlik? Emevi Sultanı 2. Mervan Şam'daki başkentini Harran'a taşıyor. Dolayısıyla başkente yaraşır 8-9 bin kişinin aynı anda namaz kıldığı devasa bir cami buraya inşa ediyor. Ölçüleri bile yaklaşık aynı 100x100 ebatında Şam Emevi camiyle Harran Ulu Camii. Harran Ulu Camii'nin diğer özelliği uzmanlar tarafından Türkiye'mizin en büyük zengin taş süslemeli camisi diye adlandırılıyor. Çünkü içinde özellikle avluya açılan 19 tane kapısı var ve bu kapıların üzerleri geometrik ve bitkisel taş süslemeleriyle bezeli. Onun yanında yine yoğun Rumi desenleri de var ve yine bu tabii erken İslam döneminde yapılmaya başlandığı için o dönemin Doğu Roma İmparatorluğundan da onun mimarisinden de etkileniyor. Dolayısıyla Korint tarzlı sütun başlıkları da yine Harran Ulu Camii'nin mimarisinde yoğun olarak görülüyor. Diğer eni de en büyük revaklı ve şadırvanlı camiler grubuna giriyor. Uzmanları o şekilde ifade ediyor. Çünkü tam avlunun merkezinde sekizgen planlı, oldukça görsel ve zarif mimarisi olan bir şadırvanı mevcut. Yine öne çıkan özelliğine baktığımızda Harran Ulu Camii'nin kare kesitli minaresini görüyoruz. Bu da yine Diyarbakır Ulu Camii'de, Şam Emevi Camii'de ve Emeviler döneminden beri kullanılan camilerde bir minare çeşidi. Kare kesitli minaresi. Ve Harran Ulu Camii doğu duvarından da belli zaten o kırma çatı 4 tane. Dolayısıyla 4 tane sahın mihraba paralel uzanıyor. 4 tane sahını. Plan grubu mihraba paralel 4 sahınlı camiler grubuna giriyor. 19 metre yüksekliğinde caminin yüksekliği ve üzeri kiremitlerle kaplı ve 54'ten fazla taş, ayak ve sütunlar taşıyor bu çatıyı Harran Ulu Camisi'nin, ki kazılarda da biz yoğun kiremit parçaları bulduk ki bizden önceki kazı başkanımız Doktor Nurettin Yardımcı da ahşap parçaları da bulmuş, müzede korunuyor. Hatta zaten İbn-i Cübeyr de 1184 yılında camiyi geziyor ve canlı halini görmüş ve saray kapıları gibi diyor kapıları. Çünkü o devasa o genişlikler ahşap şeylerle, kapılarla süslenmiş, bezenmiş Harran Ulu Camisi ve onları saray kapısı gibi ve ayrıntılı biçimde süslemeli diye anlatıyor. Ve ülkemizde de yine karşılaştırdığımızda camiler içerisinde 25 tane kapısı var bu caminin. Ve en büyük, aynı zamanda en çok kapısı olan cami unvanına da sahip Harran Ulu Camii. Yine İbn-i Cübeyr Harran Ulu Camii'yi anlatırken tam Harran'ın merkezinde diyor ve surlardan 6 tane kapının bu camiye doğru uzandığı ve bu yolların üzerinde sağlı sollu da dükkanların olduğundan bahsediyor. Zaten ticaretin merkezi Harran, ki adı da zaten ticaretten geliyor. Kervan, Asur ve Kalde dilinde kervan, yol anlamına da geliyor Harran'ın. Dolayısıyla ticaret de zengin bir ticaret, ki biz yaptığımız kazılarda hemen doğuda iki tane çarşı bulduk. Birisi Bedestenvari, yani girişleri korunaklı çarşının. Diğeri de Musul kapısından uzanan yoldan gelen Tonozlu Yol Çarşısı diye adlandırdığımız çarşı. Yine hamam, 14 hamamından bahsediliyor Harran'da. Ve onun birini hemen Ulu Cami'nin doğusunda kazıda bulduk. Harran hamamının birisini.
ve bir de parfümeri dükkanı, o çarşılan dükkanın birinde ve 500'den fazla parfüm şişesi. Dolayısıyla burada hem kozmetik hem de ilaçların yapıldığını, o bir imalathane hem de satış yeri olduğunu tespit ettik ve her an gördüğümüz gibi şu an bir kısmı görülüyor ve taş toprak biçiminde, ama kazı yaptığımızda kentin o gerçek zengin yüzü ortaya çıkıyor. 3 metre yüksekliğinde duvarlar, kubbeler ve tamamen o Moğollar burayı yakıp gitmiş 1272'de ve o an yangında tahrip olan dükkanlardan, raflardan düşen bütün malzemeler, teraziler, işte diğer satılan malzemelerin hepsini yaptığımız kazılarda bulmaktayız. Ve kazılar devam ettikçe Harran bölgenin gelecekte daha bir turizmin cazibe merkezi olacaktır. Şimdi hocamızla beraber Kale Saray'dayız. Hocam, Kale Saray hakkında bize detaylı bir bilgi verebilir misiniz? Efendim, bu Harran Kale Saray hemen şehrin bitişiğinde, şehirle saray arasında derin bir hendek var. 3 katlı, yaklaşık 30 metre yüksekliğinde yüzlerce odası var. İlk yapıldığında şu an üzerinde durduğumuz kule yok. İç kısım var, çekirdek yapı diyoruz. Yani Doğu Roma döneminde o çekirdek yapı garnizon olarak yapılıyor. Çünkü içinde Yunanca, Grekçe yazıtlar da ele geçti. Daha sonra İslam Fethi ile birlikte 640 yılından itibaren burası saraya ve yönetim binasına dönüştürülüyor. Kale. Ki Nümeyriler döneminden de yazıt bulundu, 1058 yılına ait, 1951 yılında bulundu. Nümeyriler döneminde o saray işlevi de devam ediyor. Daha sonra Haçlı tehdidi başladığında Zengi Atabeyliği tarafından bu saray kaleye dönüştürülme çalışmaları başlıyor. Galeriler inşa ediyor. Güneydoğusuna Güneydoğu kapısı önüne dikdörtgen kule inşa ediliyor. Daha sonra da Eyyubiler döneminde dört köşesine çokgen kuleler inşa edilerek beden duvarları inşa ediliyor ve tam bir kale hüviyeti kazanıyor. Kaleye dönüştürülüyor. İşte o kalenin batı kulesindeyiz ve ilginç yanı bu mimarinin, kulelerin 11 gen planlı. 8 gen kale biliyoruz, dairevi planlı biliyoruz, kare ve dikdörtgen planlı kuleler, burçlar biliyoruz, ama 11 gen planlı herhangi bir burç, kule bilmiyoruz. O da işin gizemi için, Harran'ın bu mimarisinin gizemi için oldukça önemli ve her burç da farklı bir plan özelliği gösteriyor. Örneğin buradaki 11 gen burç, 11 gen kule, tabii burada mazgal pencerelerini görüyoruz. Aynı zamanda orta kısımda da üst ve alt kata ulaşım sağlayan helezonik biçiminde merdivenleri var, taş basamakları. Onun da tam merkezinde su ihtiyacına da tabii buradaki askerlerin suya da ihtiyacı olduğu için su kuyusu var. Yani suyu da burcun içine yerleştirilmiş ve sadece komutanların, belki askerlerin toplandığı ve iş bölümü yapıldığı yerler olarak. Ve Kale Saray'da tabii kimler kalıyordu? Burada yönetici kısım, ki bazen iki valinin bile atandığını biliyoruz. Valinin sarayının birisi Ulu Cami'nin yakınlarında, hatta 2. Mervan'ın sarayının da orada olduğu da söyleniyor. Ama birisi de muhakkak yönetici, bu kalede ikamet etmekte idi ki Selahaddin Eyyubi bile 3 kışını Harran'da geçiriyor. Dolayısıyla burası aynı zamanda güvenli olduğu için kale kısmı ve Selahaddin Eyyubi'nin de
bu Harran Kale Sarayı'nda kaldığı ve hatta bir kış da burada hastalanıyor ve Harran'daki doktorlar tıp da ilerlediği için bilim burada tedavi ediliyor. Dolayısıyla burada tedavi edildiği ve az önce gezdiğimiz saray hamamında da Selahaddin Eyyubi'nin de yıkandığını da düşünmekteyiz. Şu an kazı çalışmalarımız devam ediyor. Köprüde de yine Melih el Adil'in 1208 tarihli bir yazıtını bulduk. Kaleyi şehre bağlayan köprüde. Dolayısıyla o köprü inşa edildiğinde ziyaretçiler bu gizemli Harran Kale Sarayı'nın görkemli kabartmalı, aslan köpek kabartmalı ve diğer mimari mekanlarıyla, hamamıyla buluşmuş olacak. Efendim şu an Harran Kale Sarayı'nın doğu kapısının önündeyiz. Bu kapıda gördüğümüz gibi bazalt taş örgü üzerinde köpek kabartmaları var. Oldukça anıtsal bir kapı. Köpekler zincirlerle bağlı, çift köpek, sağlı sollu, simetrik biçiminde. İki köpeğin çoban köpeği, ikisinin ise av köpeği olduğu uzmanlar tarafından ifade ediliyor. Tabii köpek kültürü çok az görülüyor. Orta çağda oldukça az görülmekte. Ama Mezopotamya genelinde incelediğimizde Gula diye bir tanrıça var. Onun sembolü köpek. Tabii bu ta o Tunç veya Demirçağ dönemine tarihlemiyoruz bunu. Dolayısıyla o kadar eskiye gitmiyor. Ama yine koruyucu rolü olmalı ki bu köpekler bu kapıda bu şekilde kabartma olarak yapılmış. Şu kapının üstündeki kemerde 1951 yılında yapılan kazılarda Nümeyrilere ait bir Arapça kitabe bulunmuştu. 1058 yılına tarihlendi. Bu köpek kabartmaları da o dönemde açığa çıkmıştı. Ama bu kapı bu kadar görülmüyordu. Yaptığımız kazılarda kapının tamamını ortaya çıkardık. Ve çıkardığımızda gördük ki bazalt taşın önüne bir de kireç taşı kesme blok taşlarla tek sıra halinde örülmüş ve bir de dikdörtgen bir kule inşa edilmiş. Dolayısıyla yine Zengiler döneminde bu sarayı kaleye Haçlılara karşı kaleye dönüştürme çalışmaları başlıyor. Dolayısıyla Zengiler hem az önce geçtiğimiz şu karşıdaki galerileri inşa ediyor sarayın ön kısmına, hem de bu kapının önüne bu dikdörtgen kuleyi inşa ederken bazalt orijinal sarayın duvarı önüne de bu tek sıra kesme blok taşı inşa ediyor. Çünkü tonozu oturtturmak için, burası üç katlı, o tonozu oturtturmak için bu bazalt taşın önünü kapatıyor. Efendim Harran Kale Sarayı'nın ikinci katında Harran arkeoloji ekibi olarak kazı çalışmalarımız 2 yıldan beri burada devam etmekte. 2 yıldan beri ne yaptık burada? 2 tane hol açığa çıkardık. Yaklaşık 7 metre yüksekliğinde görüldüğü gibi. 2 tane oda, hole bağlanan 4 oda var. Bu odaların ikisini yine kazısı tamamlandı. Daha sonra holün bağlandığı orta avlu var. Orta avluya geçtik. Orada çalışmalarımız devam ediyor. Orta avluda da 2 tane oda ortaya çıktı. Ve bu kazı çalışmalarımızda şu an Türkiye'mizde
Bu kadar uzun taşıyıcı bant sadece bizim kazımızda diye düşünüyoruz. 50 metre uzunluğunda kazı toprağı kazıldıktan ve bakıldıktan sonra kale dışına bu taşıyıcı bant sistemiyle aktarılıyor. Bu da Harran Kaymakamlığı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle bu taşıyıcı bant sistemini kurduk. Bu da kazımıza büyük kolaylık sağlıyor. Kazılar devam ettikçe sarayın diğer odaları ortaya çıkacak. Efendim şu an Harran Sarayı'nın Kale Sarayı'nın hamamındayız. Hamamın soyunmalık kısmındayız. Gördüğünüz gibi sekiler var. Hamama gelen kişi üzerini burada giysilerini çıkarıyor, kılıncını çıkarıyor. Ve şurada papuçluklar var. Nalin dediğimiz türden onları giyiyor ve dinleniyor. Çeşmesi var. İsterse su içiyor. Yıkanacak zaman ılıklık odasına geçiyor. Şu an ılıklık odasındayız. Burada da yine bir seki var. Divan biçiminde. Burada uzanıyor. Vücudunu sıcağa alıştırıyor. Daha sonra iki tane kapıdan. Kapının kanadının birisi ahşap kanadının burada. Diğeri öte tarafta. Çift kanatlı çünkü sıcağın bu tarafa fazla gelmesini önlemek için. O kanatlardan geçiyor ve kaldaryum denilen hamamın sıcaklık odasına ulaşıyor. Burada da gördüğümüz gibi eyvanlar mevcut. Her eyvanda kurnalar var. Birinde de yine bir çeşme var tekne biçiminde. Ve künk sistemi, çift künk sistemini görmekteyiz. Suyun, sıcak ve soğuk suyun geldiği, daha sonra muslukların açılarak suyun aşılandığı ve yıkanıldığı yer ve hem döşeme altından ipek havuz sistemi dediğimiz şekilde ısıtılıyor hamam hem de duvarlarda künkleri görüyoruz dikey yerleştirilmiş o dikey künklerle de yine duvarlardan da hamam ısıtılmakta kubbe ile örtülüyor tromplar var ve kubbe kısmına biz yağmurlardan korumak için Türk Tarih Kurumu'nun desteğiyle bu şekilde fiberglass bir örtü yaptık. Ve iki tane sıcaklık odası var. Diğer burası daha da sıcak. Çünkü tıpkı Osmanlı hamamlarında göbek taşları var ya, onun sıcaklığında. Çünkü hemen şu sağımızda külhan var. Külhanda sıcak kazanda ısınan su künklere veriliyor. Aynı zamanda buhar bu odaya veriliyor. Dolayısıyla bu oda çok çok sıcak bir oda ve künkleri daha iyi korunmuş burada. Görmekteyiz. O musluk yerleri de var. Yine sıcak su, soğuk su ve Türk üçgenleriyle yine geçişler, kubbe geçişlerinin de yerleştirilmiş. Dolayısıyla biz bu hamamı Zengi Atabeyliği dönemine tarihledik. Çünkü Zengiler sarayı kaleye dönüştürülmek için ilk çalışmayı yapanlar Haçlılara karşı o galerileri az önce gördük. Galerileri inşa etmişlerdi. Daha sonra buraya da bu hamamı, saray hamamını inşa edilmiş ve Eyyubiler daha sonra bu sarayı dört köşesine çokgen kuleler inşa ederek tam bir kaleye dönüştürmüş. Ve çok da iyi korunmuş gördüğümüz gibi kubbesi kısmen tahrip olmuş ama büyük oranda korunmuş ve Türkiye'mizdeki yine ilk Türk hamamlarından birisi diyebiliriz. 12. yüzyıla tarihledik bu hamamı. Efendim Harran Kale Sarayı'nın soğukluk odasındayız. Sekizgen planlı ve üstü kubbeliymiş. Kubbe kısmı büyük oranda tahrip olmuş. Üstünü biz fiberglass'la Türk Tarih Kurumu'nun desteğiyle kapattık. Bu soğuklukta bir çeşme var gördüğümüz gibi. Bir de
Çeşme'ye bağlı bir bazalttan yapılmış dairevi planlı bir de havuz var. Havuz fıskiye sistemi de var. İzleri görülüyor. Fıskiyeliymiş aynı zamanda havuz kısmı. Dolayısıyla üst kısım çeşmenin üst kısmında fazla hazneye biriken fazla su oradan akıyor. Daha sonra musluk alt kısma da musluk takılıyor. Oradan da isteğe göre musluk açılarak suyun akması sağlanıyor. Ve bu soğukluk odasında tıraşlıklar var, çeşitli lavabolar var. Onlar kullanılıyor. Hamama girmezden önce insanlar burada temizliğini yapıyor, dinleniyor ve fıskiyeli havuzu da izleyerek ve su bu mekana çok hoş bir görünüm katıyor. İşte hamamın kalenin yaklaşık 20 metre yukarısındaki bu su nasıl olur sürekli akar dendiğinde de yine ortaçağ seyyahları bize Harran'ın suyunun Cullap çayından sağlandığı oradaki dolaplarla 15-20 metre çapındaki dolaplarla yukarı kaldırıldığı daha sonra kanallarla künklerle bu Harran Kalesi'nin ikinci, üçüncü katına kadar sular yükseltiliyor ve gördüğünüz gibi kalenin bile sürekli akan suyu sağlanıyor. Şimdi ise Kale Sarayı'nın 3. katındayız. Muhteşem Harran manzarasıyla sözü hocam size bırakıyorum. Evet, Kale Saray'dan Harran'a baktığımızda hemen şehir kısmında ki hendeğin öte tarafı şehir kısmında konik kubbeli evleri görmekteyiz. Şu an 127 adet tescilli konik kubbeli ev var. Kentsel tasarım projesi de hazırlandı. İnşallah bir an önce uygulanır turizm için gerekli. Hemen ileride höyük 35 metre yükseklikte höyüğü görünüyor. Onun da yine sağında devasa Harran Ulu Camii kalıntısı ve minaresi 35 metre yüksekliğindeki minaresi görülmekte. Şu an Harran evleri aynı zamanda Harran'la da özdeşleşmiş halde ama antik Harran'la bir ilgisi yok çünkü 1272'de Moğollar Harran'ı yakıp yıkıyor. Ondan sonra yaklaşık 600 yıl burası ıssız kalıyor. Evliya Çelebi uğramış bir iki tane kervanlara hizmet eden ev gördüm diyor. Yani insanların yaşamadığı ıssız kaldı çünkü Moğollar yakaladıkları Harranlıları Mardin ve Musul'a götürmüş. Şehri yakıp yıkmış 600 yıl ıssız kalmış. Daha sonraları Irak, Fellüce'den Araplar Osmanlı bu bölgeye zorunlu iskana tabi tutmuş. Dolayısıyla o halk geldiklerinde bakmışlar ki kalın taş var, tuğla var. Dolayısıyla kendi mimari, yerel mimariden yani göçebe oldukları için çadır mimarisinden bu şekilde konik kubbeli odalar, bir mimari geliştirmişler ve bunu kullanmışlar ki sadece bu Harran'da değil, Suruç'ta, Rakka'da, Halep'te yani bu coğrafyada yoğun biçimde bu konik kubbeli evler var. Ama Harran'dakiler daha kalıcı. Neden? Buradakiler ortaçağ tuğlalarından faydalanılarak inşa ediliyor. Her kubbede 800-1200 adet yaklaşık tuğla kullanılıyor. Ama Suruç'taki ve diğer yerlerdeki kerpiçten yapıldığı için onlar
5-10 yıl, 50 yıl içinde yok oluyor ama bunlar 200 yıl içinde bile tahrip olmuyor. Çünkü tuğladan inşa edilmiş ve 1800'lerden itibaren buraya bu halkın geldiği ve bu konik kubbeli mimariyi Harran'da uyguladıkları uzmanlar tarafından, zaten yaşayan kişiler tarafından da söyleniyor. Ve ev halkının nüfusuyla orantılı olarak kubbe sayısı azalıyor ve artıyor. Çünkü modüler sistemde geliştirilebiliyor bu kubbeler. Yani ev halkı 10 kişi ise yaklaşık 12-15 kubbeli bir ev görürsünüz. Ama nüfus fazlaysa, çocuklarını evlendirmişse, işte torunlarını dahil evin hemen yanı başı bitişiğine bunları uzatarak sayısını 35'e kadar var. Şu an karşımızda gördüğümüz evin birisi 35 kubbeli. Yani o da ev halkının sayısının fazlalığıyla ilgili. Niye bu yüksek kubbemsi, konik kubbemsi mimari tercih edilmiş? Çünkü kimyanın bir prensibi vardır. Sıcak hava genişler ve yükselir diye. Dolayısıyla Harran çok sıcak olduğu için bölge çok sıcak. Bu şekilde yüksek odalar yaparak sıcak havayı yükseğe yükseltip alt kısımlar serin oluyor. Dolayısıyla yazın oldukça serin olduğu için yaşayan halkın sağlığı açısından ve yaşamı için bu konik kubbeli evler daha tercih edildiğinden, işte 200-250 yıldır bu evler Harran'da inşa edilmiş. Tabii günümüzde yeni modern daire türü evler yapıldığından, kliması içinde işte lavaboları, diğer bütün odaları daha ferah olduğundan o evler tercih ediliyor. Bunlar turistik amaçlı, şu an 5 tanesi turistik amaçlı kullanılıyor. Diğerleri depo olarak veya hayvan besleme veya son yıllarda gelen Suriyelilerin barındığı yerler olarak Harran evleri kullanılıyor. Şu an mevcut durumu bu ve her 2 yılda bir de dışına sıva yapılması gerekiyor. Çünkü çamur sıva yapılması gerekiyor. Çünkü yağmurlarla her 2 yılda bir o sıvalar yok oluyor. O şekilde korunuyor ve gelecek nesillere bırakılıyor. Ve aynı zamanda bu konik kubbeli evlerden İtalya, Sicilya'da Turulu bölgesinde Alberobello var. Orada da var benzer evler. Ve Harran kenti ile Alberobello şu an kardeş kent oldu. Mimari benzerlik nedeniyle. Şu an kardeş kent olarak iki kent birbirinden kültür etkileşimini devam ettirmekte. Şimdi de tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe'deyiz. Yanımızda Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Aydın Aslan var. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, merhaba. Aslında siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kısaca bize Göbekli Tepe'yi anlatır mısınız? Neden bu kadar önemli? Tabii Göbekli Tepe 12 bin yıllık bir tarih. Aslında birçok arkeoloji bilim insanı için de dünyanın en önemli arkeolojik keşiflerinden birisi.
Çünkü baktığımız zaman 12 bin yıl önce Neolitik dönem, yani bizim tarih kitaplarında Cilalı Taş Devri dediğimiz döneme tarihlenen bir yerden bahsediyoruz. Biz 12 bin yıl öncesi için insanları avcı ve toplayıcı olduğunu biliyoruz. Evet, ama daha basit, daha ilkel şartlarda hareket ettiğini düşünüyorduk. Daha doğrusu tarım ve hayvancılığın gelişmesiyle birlikte insanoğlunun yerleşeye yaşama geçtiğini düşünüyorduk. Ancak Göbekli Tepe ile birlikte bu algının tamamen yanlış olduğunu gördük. Göbekli Tepe tarihe dair bildiğimiz her şeyi değiştirdi. Neden? Çünkü gördüğünüz gibi 5 metre 45 santim boyutunda yaklaşık 25-30 tonluk testerlerden bahsediyoruz. Bunları tek parça olarak bu insanlar, bizim basit veya ilkel olarak nitelendirdiğimiz insanlar, taş ocaklardan çıkartıp gelip burada bir kült merkezi oluşturmuşlar. Karmaşık bir organizasyon yapısı kurabilmişler. Ki düşünün, yüzlerce insanın o dönemde bir araya gelmesi, organize olabilmesi ve bu organizasyonun içerisinde birilerinin görev paylaşımı yapmış olması. Biz bunu bu dönem insanların bu kadar gelişmiş olabildiğini bilmiyorduk. Çünkü gördüğümüz kadarıyla aslında bu insanların matematikten anladığını, mühendislik bildiğini, tabiri caizse mimariden anladıklarını, güzel sanatlarla ilgili kaygılarının olduğunu görüyoruz. Bu anlamda da Göbekli Tepe aslında dünya arkeolojisine veya dünya insanına, sosyoloji anlamında toplumlara 12 bin yıl önceki insan topluluklarının da gelişmiş olduğunu, birbirleriyle bir bağlantılarının, iletişimlerinin olduğunu ve bilgiyi üretebildiklerini göstermesi açısından çok önemli. Tabii Göbekli Tepe'nin kendi içerisinde dünya arkeolojisi açısından çok özel bir önemi var. Evet, ama Şanlıurfa arkeolojisi açısından da çok özel bir önemi var. Çünkü bulunduğu yer, konum itibariyle baktığımız zaman aslında bizim Haran Ovası. Daha doğrusu Mezopotamya'nın, Kuzey Mezopotamya'nın bereketli hilalin dediğimiz tam kilit noktasında, tam orta noktasında bir yere konumlanmış durumda. Bu anlamda hakim bir konumda uçsuz bucaksız Haran Ovası'nı görüyor. Ve ilginçtir ki aslında bu noktada Göbekli Tepe'nin bulunduğu yerden kuş uçuşu Adıyaman-Nemrut 117 kilometre uzaklıktadır. Ve çok temiz havalarda 117 kilometre ötedeki Adıyaman-Nemrut Dağı'nı dahi görebiliyorsunuz. Bu anlamda Neolitik dönem insanı Göbekli Tepe'ye belirli aralıklarla geldiğini de varsayabiliriz. Çünkü çevrede Göbekli Tepe ve benzeri birçok alan olduğunu biliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından Şanlıurfa İl genelinde başlatılan Taş Tepeler projesiyle Göbekli Tepe'nin çağdaşı olan, yine Göbekli Tepe gibi Neolitik dönem alanlarının açığa çıkartılması projesi var. Bu proje kapsamında şu an arkeolojik kazılarımız başladı. Bu projelerin sonuç çıktıları olarak bu arkeolojik kazıların ziyaretçilere açılmasıyla birlikte sadece Şanlıurfa bölge için değil, aslında Türkiye için de bir kültür turizminde lokomotif olacak diye düşünüyoruz. Bununla ilgili aslında emareleri de görüyoruz. Çünkü insanların ilgisini sadece Göbekli Tepe değil, işte şu anda kazılarını hızla ilerlettiğimiz Karahantepe'deki ziyaretçi talebiyle de görmeye başladık. Bunun dışında da birçok kazı bölgeleri ziyaretçiler tarafından veya acentalar tarafından görülmek üzere bize talepler geliyor. Umuyoruz ki gelecek yıllarda çok daha büyük turizm hareketlerini göreceğiz. Tabii burada esas amacımız turist ziyaretçisi gibi görünse de biz koruma ve kullanma dengesine özellikle dikkat ediyoruz. Yani bu tarz alanların, çünkü biliyoruz ki bir kültürel miras. Sadece bizler için değil, bir dünya mirası. Ki bulunduğumuz Göbekli Tepe'de UNESCO Dünya Mirası listesinde olan bir yer. 2018 yılında Dünya Mirası listesine girdi. İşte bu türden alanların hem koruyalım, hem açığa çıkartalım, sonrasında da ziyaretçilerin faydalanmasına açalım diye hareket ediyoruz. Bu anlamda sadece Urfa'ya baktığımız zaman Göbekli Tepe'nin bir turizm etkisi var. Evet, kültürel anlamda da Urfa'nın geçmişini gençlerimize, Urfalılara aktarmak adına önemli bir misyon olduğunu da düşünüyorum ben.
Göbekli Tepe nasıl ortaya çıktı? Bunun hakkında bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Aslında Göbekli Tepe'nin ortaya çıkması da biraz sancılı oldu ama sancılı dolumlar herhalde bazen çok çok daha iyi oluyor. Çünkü 1984-85 yıllarında bu aslında bulunduğumuz arazinin sahibi Şavak amca rahmetli bu toprakları ekerken bir heykel buluyor. Bu heykeli de o dönem için 90'lı yıllarda ancak müzeye götürebiliyor ve 94-95 yılına kadar aslında heykel orada kalıyor. Ta ki buranın kazı başkanlığını yapan ve ilk kazılarını yapan Mütevvafa Alman Arkeoloji Enstitüsü'nden Profesör Doktor Klaus Schmidt'in o dönem asistan Alman Arkeoloji Enstitüsü'nden görevlilerle birlikte depolarda bunu görmesi, bu gelen heykeli görmesi ve akabinde önceki 1960'lardaki raporlarla bunu birleştirerek bu alanda bir Neolitik dönem alanı olmasını olacağının tespitiyle aslında burada kazılar başlıyor. Tabii ilk kazılar başladığı zaman biraz süreç uzun sürüyor. Nerede ne olduğu bilinemiyor. Ancak sonraki süreçlerde test sitelerinin ortaya çıkmasıyla birlikte buranın gerçekten Neolitik döneme ait özgün bir alan olduğu ortaya çıkıyor. Tabii 17-18 yıl sahada Göbekli Tepe sahasında olan biri olarak aslında heyecanımız hiç düşmedi. Aksine sürekli olarak yıldan yıla arttı. Çünkü Göbekli Tepe her yıl yaptığımız kazılarda yeni bir bilgi veriyor bize. Yeni heyecanlar veriyor ve hem insanlık tarihi için hem dünya tarihi için hem de bizler için heyecanlı buluşlara, heyecanlı keşiflere sebep oluyor. Bu anlamda da baktığımız zaman Göbekli Tepe heyecanımızı aslında hiçbir zaman azaltmıyor. Sürekli olarak heyecanımızı diri tutuyor. Hatta bulduğumuz keşiflerle birlikte sürekli olarak bu heyecanımız dediğim gibi artıyor. Göbekli Tepe biliyorsunuz 2011 yılında UNESCO Dünya Mirası geçici listesine girmişti. 2018 Temmuz ayında da UNESCO Dünya Mirası asıl listeye girdi. Yerelde aslında bilinirliği bu şekilde çok daha fazla, daha hızlı artmaya başladı. Göbekli Tepe'nin 2019 yılında ise Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle tüm Türkiye'de Göbekli Tepe yılı ilan edilmesiyle birlikte tüm Türkiye'deki bilinirliği arttı. Tabii Göbekli Tepe sadece turizm amaçlı kullanılan bir öğren yeri değil ama gördüğümüz kadarıyla Göbekli Tepe'nin ününün artmasıyla birlikte özellikle popüler kültürde de çok fazla yer almaya başladı. Diziler yapılmaya başladı, çizgi film animasyonlar yapılmaya başladı. Hakkında yüzlerce kitap yazılmaya başlandı. Bu Göbekli Tepe'nin popülaritesini arttırdı. Tabii ki Göbekli Tepe bunların hepsini hak ediyor. Hatta daha fazlasını hak ediyor. Bulunduğu konum itibariyle bilimsel anlamda içerdiği şeyler itibariyle Göbekli Tepe'nin gelecek yıllarda çok daha fazla ziyaretçi ağırlayacağını, çok daha fazla esere konu olacağını düşünüyorum ben. Müdürüm, değerli bilgileriniz için teşekkür ederiz. Bizi izleyen, seyreden insanlara son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Elbette. Gördüğünüz Urfa'da çekimler yaptınız. İnsanlar da Urfa'yı görecekler. Ama Urfa gerçekten bir günlük, iki günlük bir yer değil. 12 bin yıl öncesinden baktığımız zaman müthiş bir tarihe konumlanmış ve peygamberler şehri aslında. Bu anlamda Urfa'yı gastronomi anlamında da müthiş bir yer. Müzeleriyle gerçekten göz dolduran bir yer. Eski Urfa sokaklarıyla ki bu sokaklarda yürüdüğünüz zaman 300-400 yıl öncesi bir Osmanlı sokağında yürüdüğünüzü düşünebilirsiniz. Gastronomisi yemekleriyle zengin bir yerden bahsediyoruz. Bu anlamda tüm izleyicilerimize Urfa'yı muhakkak ziyaret etmelerini, Urfa'nın engin kültürünü görmelerini ve hissetmelerini tavsiye ediyorum. Bundan çok memnun kalacaklar diye düşünüyorum. Ben ayrıca teşekkür ediyorum.
Şanlıurfa'nın ziyaretçi akınına uğrayan en sevilen tarihi mekanlarından biri Balıklı Göl'deyiz. Yanımızda Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı ve Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Önal var. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Bize Balıklı Göl hakkında bir bilgi verebilir misiniz? Efendim, Balıklı Göl hem tabiat varlığı hem yoğun kültür varlıklarının olduğu cennetten bir köşe sanki. Dediğiniz gibi günde binlerce ziyaretçi buraya geliyor ve bu zenginliği doya doya yaşıyor. Bulunduğumuz yer kutsal kitaplarda da bahsedilen Hazreti İbrahim'le birebir ilişkili Balıklı Göl'de, Şanlıurfa'da. Bulunduğumuz yerde bu inancın tam noktası, merkezi. Çünkü hemen şu geri planda Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yer olarak inanılan ve şu an ziyaretçilerin gezdiği mekan mevcut. Hemen orası Halilur Rahman Camii, gördüğümüz cami. Eyyubiler dönemine tarihleniyor. Onun hemen bitişiğinde de medrese var. Yine Halilur Rahman Medresesi veya Evliya Çelebi burayı gezmiş. Mevlidi Halil Tekkesi olarak da bahsediyor. Hemen karşısında yine Osmanlılar döneminde 18. yüzyılda 1716 yılında yaptırılan Rakka valisi Rızvan Paşa tarafından yaptırılan ve unik mimari özellikleri olan mihrap önü 3 kubbeli cami olması ve ahşap bir kapısının günümüze kadar ulaşmasıyla o da bu alanın zarif mimarisiyle görünümünü zenginleştiriyor. Yine o camiye bağlı medresesi de var çevresinde. Ve hemen bu gölün paralelinde 50-60 metre ileride Ayn Zeliha Gölü var. Ayn pınar gözü anlamına geliyor. Zeliha'nın pınarı anlamında. Çünkü Hazreti İbrahim'le Ayn Zeliha da ilişkilendiriliyor. Dolayısıyla devam ettiğimizde hemen makam denilen yer var. Hazreti İbrahim'in doğduğu inanılan bir mağara var. Onun yanında Mevlid-i Halil Camii var. Hemen ilerisinde Hasan Paşa Camisi var. Ve camilerle, çarşılarla, gümrük hanlarıyla ve kiliselerle üste doğru çıktığımızda antik dönemdeki 12 Havari Kilisesi, Saint Stefan Kilisesi ve Fırfırlı Camii ve diğerleriyle bu bölge yoğun bir tarihi kalıntılar ve mistik bir havayla, otantik bir ortam Gümrükhanı ve çevresiyle günümüzde o antik mistik havayı da yansıtmakta ve inancın da merkezi dedik burası. Çünkü Tevrat'ta, İncil'de Hazreti İbrahim geçiyor ama Hazreti İbrahim'in ateşe atılması Kur'an'da ayrıntılı biçimde bahsediliyor. Ki hemen o caminin giriş kapısının üstünde de ayette ey ateş İbrahim üzerine serin ve selamet ol dedik diye orada da yazıyor. Çünkü Hazreti İbrahim tek tanrılı inanca sahip. Paganizmi yani çok tanrılı inancı reddediyor ama yaşadığı dönemde de Nemrut'la ilişkilendiriliyor. Nemrut'ta tapınağı olan, heykelleri olan, heykellere tapınılan ki babası Azer de heykeltıraş aynı zamanda Hazreti İbrahim'in. O Nemrut'un heykellerini yapan heykeltıraş. Dolayısıyla bu inancı reddettiğinden bir gün artık o tapınağa giriyor, eline bir balta alıyor. Tapınakta biri hariç, en büyük heykel hariç, diğer bütün heykelleri tahrip ediyor ve
Baltayı da o sağlam kalan heykelin omzuna asıyor. Tabii sabahleyin Nemrut heykellerinin tahrip edildiğini duyduğunda kızıyor, çevresine bağırıyor. Neticede kim yaptı bunu, tez getirin bana diyor. Soruşturma başlıyor ve herkes Hazreti İbrahim'i işaret ediyor. Bunu yapsa yapsa diyorlar, bizim inancımıza inanmayan, putlarımıza, heykellerimize tapmayan, Tanrımıza ibadet etmeyen Hazreti İbrahim yapmıştır bunu deniyor. Ve İbrahim sorguya alınıyor. Nemrut'un huzuruna çıkarılıyor. Nemrut sorguluyor. Ey İbrahim diyor, benim heykellerimi niçin tahrip ettin diyor. İbrahim de diyor ki, benim tahrip ettiğimi nereden hemen karar verdin diyor. Bak diyor, orada sağlam kalmış bir heykel var. Omzunda da bu suç aleti, balta asılı. Bunları kırsa kırsa o heykel kırar diyor. Sağlam heykel kırar diyor. Nemrut da diyor ki, sen diyor bu taştan yapılan heykelin diyor diğer heykelleri kıracağını mı savunuyorsun diyor. Kırdığını mı savunuyorsun diyor. O da diyor ki, madem diyor bu heykelin diğer heykelleri kırdığına inanmıyorsun, o zaman öteki dünyada bunun sizi kurtaracağına nasıl inanıyorsun ve bunlara tapıyorsun, ibadet ediyorsun diyor. Nemrut daha da kızıyor, kendini küçük düşmüş olarak gördüğü için ve emir veriyor Hazreti İbrahim'in ateşte yakılması. Ve işte bulunduğumuz yerde şu an o şekilde inanılıyor. Tabi Kur'an-ı Kerim'de yeri bu kadar ayrıntılı anlatılmıyor ama artık yüzlerce yıl Urfa'da İslamiyet'le birlikte bu inanç hakim olmuş. Ve burada bulunduğumuz yerde ahşaplar burada yığılıyor, ateş yakılıyor. Şurada hemen yaklaşık 60 metre yükseklikte Urfa Kalesi var. Onun üst kısmında iki tane mancınık var. Mancınıklar Roma dönemi. Hazreti İbrahim Orta Tuş Çağı'nda yaşadığına inanılıyor. Yani onlardan binlerce yıl önce, ki o zaman o sütunlar yokmuş. O tepede bir mancınık kuruluyor ve burada yığılı ateşin üzerine atılıyor. Ve işte ateşin üzerine atıldığında oradaki ayette de diyor ki, ey ateş, İbrahim üzerine serin ve selamet ol dedik diye. Dolayısıyla ateş su, yani göl, oradaki ahşap odun parçaları da balık oluyor. Şu an halk balıklar kutsal olarak görüyor onları. Ve yemiyor ve kutsal inancını büyük bir bağlılıkla sürdürüyor. Ve bu gölde şu an Halilur Rahman Gölü, kutsal bir göl olarak da işte o inanç, Şanlıurfa'nın inanç turizminde büyük bir yeri var. Hem inanç, hem çevrede yoğun bir yeşillik, ağaçlar, pınarlar aynı zamanda mevcut. Hem de bu tarihi atmosfer gelen ziyaretçilere büyük bir mistik hava yaşatıyor. Mehmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size hoş geldiniz. Şanlıurfa'mıza Sultan Bey konuk edin. Hoş bulduk. Teşekkürler. Şanlıurfa'daki bu sıra gecesinin geçmişten günümüze, geleneği, tarih hakkında bizi bilgilendirme yapabilir misiniz? Tabii ki. Benim bildiğim kadarıyla bu Urfa'nın kurtuluşuna dayanıyor. Ta ki sıra gezmesi olarak başladı. Sıra gezmesi dediğimiz Urfa'nın düşman işgaline kadar gidiyor bu iş. Urfa'nın düşman işgali döneminde, Fransızların Urfa'mıza kol gezdiği dönemlerde Urfa'da Urfa'mızı nasıl kurtuluruz, yani kurtarırız, bu düşman işgalinden kurtarırız diye düşünürken bizim önderlerimiz, aşiret liderlerimiz, aile büyüklerimiz, büyük ailelerimiz toplanıyorlar bir arada. O zamanki komutanlarla birlikte diyorlar ki, şimdi bizim sıra gezmelerimiz oluyor. Sizleri de üniformayla değil de normal sivil kıyafetle sıra gezmesi altında
örnek veriyorum, bu gece Mehmet Tiryakioğlu'nun evinde toplanacağız. Orada bu işi masaya yatıralım, çözümlendirelim diye başlıyor bu olay. Tabii ki Fransız askerleri bizim gezmeye giden arkadaşları görüyor. Birinin elinde bağlaması, birinin elinde darbukası, birinin elinde kemanı, birinin elinde kanunu, enstrümanlarıyla birlikte soruyorlar, nereye gidiyorsunuz? Diyor, Mehmet Tiryakioğlu'nun evine gidiyoruz. Orada bu gece sıramız var. Biz bize oturacağız. Tabii bu sıra gezmelerinde müzik ve çiğ köfte en son olay. Orada o mahallede oturan fakir, bekar varsa bir nevi imece usulü gibi onların dertleri paylaşılıyor. Yardım edilmesi gereken kişiler varsa yardım ediliyor. Tabii o sırada diyorlar işte düşmanları nasıl savuşturabiliriz, nasıl gönderebiliriz. Bu şekilde başlıyor, günümüze kadar geliyor. Tabii ki biz alışagelmiş sıra gecesi ekibi değiliz. Çünkü bizden öncekiler hep yaşlı, kel göbekli amcalarımızdı. Onların içinden ölenler oldu. Rabbim onlara rahmet eylesin. Kalanlar da yaşları itibariyle bu mesleği, bu bayrağı bize devrettiler. Biz de artık dilimizin döndüğünce bizden sonraki nesillere aktarmaya çalışacağız. Biz bu işi severek yapıyoruz. Gönül verdiğimiz bir şey. Bunun asla okulu yok, mektebi yok. Biz sadece çocukken babalarımıza, amcalarımıza, dedelerimize gidiyorduk. İşte onlar çalıp söylüyordu. Tabii ki muhabbet. Hani İbrahim Tatlıses'in bir lafı var, diyor ki Urfa'da Oxford var da biz mi okumadık? Aslında Oxford var. Bu sıra gezmeleri dediğimiz Oxford'dan daha kaliteli bir üniversite diyebiliriz buna. Orada dediğim gibi fakir varsa, o çevrede evlenecek biri varsa ona bir yardımlaşma, aralarında para topluyorlar. Parayı kimin verdiğini de söylemiyorlar. Bir nevi de destek oluyorlar. Bu şekilde şu an İbrahim Tatlıses'in TV programından sonra bu iş ticari olarak dönmeye başladı. Biz de dilimizin döndüğünce, nefesimizi niyetleyince bunu icra etmeye çalışıyoruz. Bizi izleyen tüm misafirlere söylüyoruz. Çıkın çıkın gelin. Şanlıurfa'nın havası sıcak, insanı daha da sıcak. Acı diyorlar, acının en tatlı hali, en güzel olduğu şehir Şanlıurfa. Şanlıurfa'mızın sıra gecesi kültürü var. Çiğ köftemiz var. Yemeklerimiz var. Yani çıkın çıkın Şanlıurfa'ya gelin. Şanlıurfa'mız gerçekten güzel bir şehir. Yaşanılacak bir şehir. Gezip görülecek bir şehir. Tarihin sıfır noktası olan bir şehir. Planı programında bu hafta Şanlıurfa'ya gezdik. Şehrin güzel dokusunu ve mimarisini sizlere elimizden geldiğince yansıtmaya çalıştık. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere.